İsrail-Hamas çatışmasının kripto para borsasını nasıl etkilediği üzerine konuşacağız ve genel hatlarıyla bu durumu değerlendireceğiz. Cumhuriyet üzerindeyiz. Tabii inşallah şu reklamlardan kurtulabilirsek durum üzerine olabildiğince konuşmaya çalışacağız. İsrail-Hamas çatışması kripto para borsasını nasıl etkiledi? Bu arada şu anda İsrail Hamas'ın kripto cüzdanlarını arıyor. Yani Hamas kripto paralar üzerinden fonlamalar yaptığı, finansal aktivite gerçekleştirdiğini İsrail iddia ediyor. Yani İsrail tarafındaki durum bu şekilde. Ve İsrail şu an bildiğiniz Hamas'ın kripto aktivitelerini araştırıyor. Henüz bir şey olmadı. Henüz konuyla alakalı muvaffak olamadılar. Ama bunu bulmak ve önünü kesmek istiyorlar. Mesela çok fazla şu söylenir ya işte terörü finans, terör. Mesela bakın bu olay Avrupa Birliği'nin gözünde Birleşmiş Milletler'in vesaire yani dünyadaki ülkelerin özellikle büyük ülkelerin %99'unun gözünde bir terör eylemi biliyorsunuz. Hamas'ın yapmış olduğu bu eylem ve aralarındaki yani adamlar İsrail, Filistin, İsrail, Hamas değil. Adamlar diyor ki İsrail'le diyor bir terör örgütü savaşıyor şu anda diyor. Ve Hamas'ın da bu noktada biliyorsunuz ki hep söylenir kripto paralar terörü finans için kullanılıyor. Bu doğru. Yani terör örgütlerinin kripto paraları ve blockchain teknolojisini çok etkin bir şekilde kullandıkları bilinen bir gerçektir. Ve bu negatif olaylardan bir tanesidir tabii ki. Bunu da söylemek lazım. Hamas da bu noktada pek çok ülkenin direkt olarak terör örgütü olarak nitelendirmesi ve tabii ki fonlamalarının kesilmesi, fon noktasında hareket edememeleri sebebiyle ve önlerinin kesilmesi sebebiyle kripto paraları kullanıyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz. İsrail-Hamas çatışması kripto para borsasını nasıl etkiledi? Lider kripto para birim Bitcoin Cuma günü %2 prim ve 28 bin dolar seviyelerinden hafta sonuna giriş yapmış ve hafta toplamda benzer şekilde %2 primle kapatmıştı. Hafta sonuna girildiğinde olumlu görünümü ve alıcılı seyrin devam etmesi beklenirken İsrail ve Filistin arasında çatışma piyasaların tüm odağını dağıttı. Aslında şöyle bir şey var. İsrail-Filistin savaşı çıkmasaydı da BTC çok büyük bir ihtimalle gerileyecekti. Bununla alakalı konuşuyorduk. Çünkü piyasada ciddi bir gerginlik vardı. Yani İsrail-Filistin savaşını bir motivasyon göstererek aslında kripto piyasasında bir geri çekilme yaşandığını söyleyemeyiz. Anlatmaya çalışıyorum. Buradaki geri çekilme zaten yaşanacaktı. Bir, Bitcoin MA200'e kadar yükseldi ve devamı için gerekli bir katalizör zaten yoktu. Onu söylemeye çalışıyorum. İkinci olarak zaten ortada beklenen haberler vardı. Nitekim ETF'lerin yine reddi olsun. Aynı şekilde yaklaşan üfe tüfe gibi veriler ki biliyorsunuz yarın itibariyle üfe açıklanacak. Hemen aynı zamanda Fed Eylül tutanaklarını, FOMC tutanaklarını açıklayacak. Hemen ertesi gün yani Perşembe günü de TÜFE açıklanacak. Bundan kaynaklı olarak piyasa sert hareketler yapmakta ve belirli yön trendleri belirlemekte zaten zorlanacaktı. Hafta başlangıcı itibariyle küresel hisse senedi piyasaları sert satışlarla açıldı. Altın ve petrol gibi emtialarsa yükseldi. Buna karşılık riskli varlık sınıfı olarak görülen Bitcoin ve kripto paraları sağlam duruşu ise dikkat çekiyor. Tabii ki sağlam durdular. Bu arada hani şey tarzı işte fiyatlar düştü falan gibi böyle ezber konuşan taraflar da var. Doğru değil. Yani sonuçta genel olarak çok büyük varlıkların döndüğü, çok büyük piyasa değerine sahip olan taraflarda çok sert düşüşler oldu. Buna göre daha düşük bir piyasa değeri bulunan Bitcoin altcoin'leri saymayacağım çünkü konuyla alakalı konuştuk. Altcoin'lerin bu kadar sağlam durmasını beklemiyoruz zaten ilerleyen yakın süreçte de. Fakat BTC tabii ki de
çok güçlü durdu. Zaten Bitcoin'in 2023 yılı performansını da malum yakın zamanda değerlendirdik. BTC 2023 yılının içerisinde mevcut varlıkların, mevcut global varlıkların içerisinde 40 entrant varlıktan en iyi 2023 performansını gösteren varlık oldu. Jeopolitik gelişmeleri BNC'nin de eklenmesiyle hafta sonu kara bir güne uyandı. Yıllardır iki ülke arasında devam eden çatışmaların belki de en şiddetlisi hafta sonu yaşandı. Normal bir haftaya başlamayı bekleyen piyasaların tüm dikkatini Orta Doğu'ya çevirmesi de dünyanın hiçbirimizin öngöremeyeceği kadar belirsiz ve rasyonel olduğunu gösterdi. Bu açıdan portföy yönetimi yaparken yatırımcıların kendilerine en kötü senaryo hazırlaması gerektiği bir kez daha hatırlandı. Tabi burada birazcık yine aşkı memnuya bağlamışız. Birazcık işin duygusal kısmına girmişiz. İşte çok dikkatli olun falan. Tabii ki de bunlar önemli hususlardır. Ama bu kadar da abartmamak lazım. Yani BTC üzerindeki baskıyı. Altcoin'lerde kısmen baskı yok. Aslında altcoin'lerde kısmen baskı değil, altcoin'lerde ciddi bir baskı. Şimdi Bitcoin belirsiz ortam sebebiyle genel olarak ABD'nin iç ekonomisindeki belirsiz ortam sebebiyle zaten Bitcoin yükselemiyor. Bunu bir cebe atmak lazım. İkincisi, bu ortam hali devam ederken aynı zamanda bir de savaş süreci var. Bu savaş süreci esnasında BTC gerçekten piyasadaki parayı kendine çekiyor. Yani evet dışarıdan da bir varlık çekiyor. Aynı zamanda altcoin'lerdeki parayı çekiyor. Yani yatırımcı böyle zorlu bir süreçte ve radikal bir süreçte tutup farklı altcoin'lere yatırım yapmak yerine Bitcoin yatırımı yapmayı tercih ediyor. Bu da altcoin'lerdeki düşüşü tetikliyor. Yani BTC'deki akümülasyona rağmen altcoin'lerde düşüş tetiklemiş oluyor. Ve bu noktada dominansın artışına yönelik hareketler hizmet etmiş oluyor diyebiliriz. Aslında ana anlatı ve genel durum ana hatlarıyla da bu şekildedir. Dolayısıyla mevcut savaş ortamının da piyasaya yönelik gerçekleştirdiği ve piyasadaki fiyatlamaya olan durumu bu şekildedir. Zaten gün içinde bir videoda bunu daha uzun bir şekilde değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.